Merhabalar herkese. 30. bölümdeyiz. Favorite Generic Methods diye kitabımız bir başlık atmış. Bundan önce generiğe girmiştik. Bu derste de generic metotları neden kullanmalıyız? Kitabımız bundan bahsetmiş. Temelinde ben derse başlamadan önce generic ile ilgili çok kısa bir özet geçeyim. Generic'ler Java'da olmazsa olmazdır. 3 özellikten dolayı bana göre. Birincisi, compile time'da tip güvenliği sağlıyor. Detayına girmeyeceğim. Geçen derslerde işledik. İkinci bir özellik. Autoboxing, unboxing gibi CASE operasyonlarının önüne geçmenize imkan tanıyor. Üçüncü bir özellik ise sizi daha esnek bir yapıya getiriyor. O, her obje için ayrı metot yazmadan tek bir çatı altında tüm metotlarınızı yazabiliyorsunuz. Veya sınıflarınızı. Neyse. Ve geldik. Favorite Generic Methods bölümünde kitabımızın ben örneğini bizzat aldım. Unin diye bir sınıf yapmış kitabımız. Bu örneği bizzat kullanacağım. Aynı şekilde aldım. Unin sınıfının içinde bir tane generic metodu var. Unin adında. Bu metodun yaptığı görevden bahsedelim. Sonra içeriğini inceleriz. Görevi şu. Unin birleşim demek. İki kümenin birleşimini alıyor aslında işte. Ama aynı elemanı iki kere yazdırmadan. Hani temel bir algoritma sorusu aslında. Bakın çözümü kütüphanelerle ne kadar kolay. Hani bu çok güzel bir örnek yapmış kitabımız burada. Bunu incelemeden önce bir main metodumuza bakalım. Bu gerçekten doğru çalışıyor mu? Bunun doğru çalıştığına emin olduktan sonra metodumuzu detaylıca inceleyelim. Benim main metodum burada. Bir tane Fenerbahçe diye bir set oluşturdum string tipinde. Ve bu tipimde, setimde Fenerbahçe oyuncularını içeriyor. Bu arada kitabın örneği ne şey yapmadım. Türkçe örnekleri kullanıyorum burada. Daha eğitimlerde daha iyi olduğu kanaatindeyim Türkçe örneklerin. Ama tabii şey, ya 1-2 yıldır futbolu oynamak dışında yani çok nadir izliyorum ama yine de bir örnek vereceğim zaman aklıma futbol geliyor. Niye onu ben de bilmiyorum. Neyse Fenerbahçe dedim. Uğur Boral, Caner, Pelkas. Sonra Türkiye dedim. Türkiye'den aklıma gelen 4 oyuncuyu yazdım. Uğur Boral, Hasan Şaş, Burak Rüştü. Şimdi bu ikisinin birleşimini alacağım. Ama ben sadece bir tane Uğur Boral gözüksün istiyorum. Bakın burada ben run etmiştim ama bir daha edeyim. Bakın bir daha run ettiğimde Caner, Burak, Pelkas, Hasan Şaş, Rüştü, Uğur Boral diyor. Yani ne yaptım? Uğur Boral'ı iki kere yazdırmadım. Birleşimini aldığımda şurada. Yani algoritmam doğru çalışıyor. Gelin generic bu metodumu bakayım. İnceleyelim. Generic metot nasıl yazılır? Çoğu kişinin aklında şu E'leri görünce işte kimi zaman E var, T var, K var, V var. Bunların belirli convention'ları var. Onları araştırmanızı şey yaparım. Bugün birkaç tanesinden bahsedeceğim. Hani insanların aklı karışıyor küçüktür, büyüktür işaretini görünce. Ama hiç yani karmaşık değil. Videonu izlerseniz anlayacaksınız. Şimdi şuna geçmeden önce ben bunun bir formatını yazayım. Buraya genel işte access modifier'larımız geliyor. İşte public, static, işte public, protected, private gibi access modifier ve sonra static ise metodum, static gibi keyword'üm geliyor. Sonrasında benim convention'ım açılıyor burada. Küçüktür, büyüktür işaretleri arasına generic ismimizi veriyoruz. İşte dediğimiz gibi E ise E, K ise K, K, V hepsini yani çoğunu işleyeceğiz bu derste. Bunu verdikten sonra metodun ne olur? Bir dönüş tipi olur. İşte integer verebilirsiniz. Yine generic tipte bir dönüş tipiniz olabilir. Sonra metot isminiz ve parametreleriniz gelir. Gelin aynı şekilde inceleyelim. Bakın. Access modifier'ım public, static keyword'üm geldi. Hemen bunu açtım. Benim için generic'liği sağlayan şeyi açtım. Ne dedim? E dedim. Bu E demek benim için şunu temsil ediyor. E bir element demektir. Element de işte listenin elementi olur. Setin bir elementi olur gibi düşünebilirsin. Set of elements. İşte list of elements gibi oradan gelsin aklınıza. Sonra bunu verdikten sonra bir dönüş tipi veriyorum burada. Dediğim gibi bu şey olmak zorunda değil. İlla ki generic tipte olmak zorunda değil. Ama bu örneğe gidiyor diye burada da generic bir tip kullandık. Ben işte ne gelecek işte string mi gelecek, integer mi gelecek bilmediğim için işte set of element dedim. Yani string de şu mesela normal bir metot yazıyor olsaydınız şu string de olabilirdi mesela. Ama ben burada her şeyi kabul etmek istiyorum. Integer'ın da birleşimini alsın, string'in de birleşimini alsın, hepsinin birleşimini alsın. Sonra parametrelerimde bakın bir S1 parametresi veriyorum. O da
Yine bilmediğim için kullanıcı ne girecek? İşte her objeyi girebilir. Burada benim bir sınırım yok. Sonra S2 de aynı şekilde. O yüzden buraya E diyorum. Herhangi bir tip belirtmek yerine. Bu arada dediğim gibi aklınız karışmasın. Parametreler içerisinde integer'da hani şey illa jenerik bir tip yazmasına gerek yok. Bakın hiçbir yer kırmızı yanmıyor. Burası yandı çünkü bir integer içermiyor. Hani önemli değil. Buna eklediğinde geçecek. Temel olarak bu yönde. Şimdi metodumuzun içeriğine de bakalım dilerseniz. Bir tane result diye bir yine tipini bilmediğim için jenerik bir şey set oluşturuyorum burada bakın. Ve içerisine benim S1'i alıyorum. Aldım. S1'in içine neler var? Uğur Boğal, Caner Pelkas. Ben hash setlerin şöyle bir özelliğini biliyorum. Hash setler içerisinde aynı iki elemanı barındırmaz. Bu yüzden bir şey içine eklerken aynı iki elemanı eklemez. Kitap burada çok güzel bir yöntem kullanmış. Tabii başka bir algoritma yazsak hızı tartışılır ama bu gayet iyi çalışıyor. Add S2'yi de bu S1'in içine ekle dedim. Ne yapacak? Bu sefer Uğur Boral iki tane olduğu için ekleme yapmayacak ve yoluna devam edecek. Bu, bakın ben burada string verdim. Siz bunu integer verirseniz, şuraları integer yaparsanız ve şurada da bir integer küme tanımlarsanız bu sizin için bu metot string'i de birleştirecek. Pardon, integer de birleştirecek. Double da birleştirecek. Hani hepsi için mesela bunu string tipinde yazsaydınız ileride integer için bir birleşim yazmak durumunda kaldığınız zaman ayrı bir metot yazacaktınız. Yani jenerik metotların burada faydaları bu şekilde yani. Ve bunu siz string oluşturduğunuz diyelim. Burada gidip bunu integer veremiyorsunuz atıyorum. Çünkü bakın bu aynı element tipinden bir şeyler alıyor. Bu e'yi ben burada tanıtmasam burada bir değeri olmuyor benim için. Mesela bakın burada şöyle anlatayım size. Mesela t dedim kızar. Bu t ne diyor yani? Hani. O yüzden bakın ama e'yi tanıyor. Yani bu tip güvenliği de size garanti ediyor. O yüzden yani güzel bir kullanımı var jeneriğin. Şimdi bunu tabii jeneriği çoğu yerde kullanıyoruz. Onların da hemen Java içinde örneklerini göstereyim. Mesela sort. Her şeyi sort edebilirsiniz. İçerisine aldı bakın. Comparable'ı implement eden. Bu arada ondan da bahsedeceğim hemen. Empty setler. Ya yani bunlar hep şey kullanımları. Bakın burada final'da var. Demek ki immutable bir nesne. Immutable'da kullanabilirsiniz jenerikleri. Bir ton örneği var. Fark ettiyseniz artık bir gittiğimde Java kütüphanesine gittiğimde eğer dersi düzenli takip ediyorsanız burada suppress warning var. İşledik. Dokümantasyonu işledik. İşte ne bileyim şimdi hash setleri çoğu örneğimizde gördük. Final'ları hani açtığımız her sayfayı kitabı işledikçe artık bilmiyorum hani size de daha okunabilir geliyor gördüğümüz şeyler. Bakın normalde Java'yı ilk yani ortalama bilen biri mesela şunu gördüğünde kafası karışabilirdi ama gitgide bunların daha okunabilir hale geldiğini düşünüyorum derslerle beraber. Yani bunun Java'da da çok örneği var. Siz de böyle gözlemleyebilirsiniz. Şurada aklıma geldi. Benim bir tane arkadaşım geçen derste şu extent'ten bahsetmiştim. Ya bunun bir canlı örneğini yapabilir misin dedi bir dahaki derste. Ben de yapıyorum. Orayı tam anlamamış. Bu extend'i ben niye kullanıyorum? Şimdi extend'i kullanmamın nedeni şuydu. Tamam. Ben bir jenerik metot yapıyorum ama şimdi boolean gelmesin diyorum mesela buraya. Ben birleşim alayım ama boolean'ları birleşim almak istemiyorum gibi bir derdiniz var diyelim. Hem mesela güzel bir örnekle açıklayayım. Public benim klavye. Bir klavye okumuyordu arada. Public dedim şimdi. Ne yapıyordum? Access modifier'ımı buraya koydum. Hemen bir tip açıyorum. Amacım bir tane ben şimdi toplama işlemi yapayım. Veya çarpma veya çıkarma neyse matematiksel bir işlem yapacağım. Toplama olsun. Bu toplama işleminde benim boolean toplama çok mantıksız değil mi? Veya string toplama da herkese mantıksız yani. Ben ne yapacağım? Sayıları toplayabilirim, sayıları çarpabilirim, sayıları çıkartabilirim. Bu nedenle benim bu jenerik metodum yukarıdaki gibi her verileni almasın da bazı verilenleri kısıtlasın istiyorum. İşte tam olarak burada o extent'li kullanıma gitmem lazım. Az önce 3-4 dakika önce yanılmıyorsam şeyden bahsettik. Şurada convention'larımız vardı. E'ler, işte V'ler, K'ler gibi şeylerimiz vardı. Ben burada hep neden bahsettim? İşte integer'lardan falan, tiplerden bahsettim değil mi? Bu sefer de T vereceğim buraya bakın. Public
şeyimi belirliyorum artık. Jenerik tipimi belirliyorum burada. Jenerik neyimi belirliyorum. T extend etsin numaralardan. Bakın. Numaralardan extend eden bir T var. Yani gidip string alamayacak bu metot. Değil mi? Sonra peşine bir dönüş tipi vermem lazım. Toplama işlemi yapacağım. Integer benim için okeydir. Ufak bir toplama olsun diyelim. Dönüş şeyimi de verdikten sonra metoda da topla. Bakın çok basit. Yani neyi ne zaman yazacağınızı bildiğiniz zaman çok basit ilerliyor. Yeter ki her şeyi böyle formülleyin. Kafanızda artık nasıl anlıyorsanız. Topla dedim. Toplanın içine. Burada T verdim. Bir tip verdim. Aynı tipten alsın. Mesela T değer 1 dedim. T değer 2. Dediğim gibi bu arada int a da verebilirsiniz buraya. Hani sorun değil. Hani illa şey yapmanıza gerek yok. Şurada şeyi döndüreyim. Return. Değer 1 nokta. Int valüsü. Artı toplama dedik değil mi? Değer 2 nokta. Int valüsünü alalım. Şimdi bakın bitti. Şu a'yı sileyim gereksiz. Ama hani verebilirsiniz amacım o yani. Bakın burada ne yaptık? Primitif hiç şey olmayan bir tip verdim ben. Dönüş tipimi. Yukarıdaki gibi şey vermek zorunda değilsiniz. Jenerik vermek zorunda değilsiniz. Bakın çok esnek bir kullanım oldu. Şimdi bu şu extend'i unutmayın ama ana noktamız extend'den çıktı. Bunu extend yüzünden yazıyorum. Şimdi topla dedim. Yani şey nesne oluşturmayalım. Bu da statik olsun. Şimdi topla. Bakın burada değerler bekliyor benden. Değer 1 ve değer 2. Ben artık bunun içerisine, bu jenerik metodumun içerisine numara tipinde, sayısal tipte şuna bakalım. Extend ettiğimiz şeye bakın. Integer, long, float, double gibi parametreler. Yani sayısal parametreleri gönül rahatlığıyla verebilirken string veremeyeceğim. Bakın 4 verdim. 3 verdim. 3.3 dedim. Yine bana kızmadı. 3 long 4.44.4 dedim yine kızmadı ama şunu siz string yaptığınızda kızacak. Veya ne bileyim true yaptığınızda kızacak. Hani buna sadece sayısal şeyler verebilirsiniz. Yani bu extend'in güzelliği de burada. Tamam, jenerik olsun. Yine çoğu şeyi alsın ama belirli şeylerin de önünü kesmekte fayda var gibi bir kullanımda bunu görüyorsunuz. Mesela şunu bu dersten önce görseydiniz belki bu ne ya falan diyebilirdiniz ama bu kadar basit şeyler aslında. Dokümantasyonlarını bir 10-15 dakika incelediğince çok basit oluyor. Benim bu dersle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste kitap bizi nereye götürürse oradan devam edeceğiz. İyi seyirler.